İyi akşamlar. Tuğasoy diyecektim ama Türk Traktör'de kalmışız. Şöyle bir Tuğasoy'a geçelim. Bilançosunu da verdi. Oldukça beğenildi bilanço. Tabii şunu diyebilirsiniz ya, beğenildi de niye Türk şey yürümedi, Tuğasoy yürümedi. Yani iyi bilanço, yani geleceği fiyatlıyoruz. Bu zaten fiyatlandı. Fiyatın içinde var bu bilanço bana soruyorsanız. Benim kendi görüşüm o yönde. Seneye daha iyisi bekleniyorsa tabii senedin fiyatı daha iyi gider. Ben temel analizci değilim yani, o konuda bilemiyorum. Seneye aynı karlılığı, aynı bilançoyu verir mi vermez mi? Onu da uzun duracaksınız. Yani burada biriktirenler de var çünkü işte temettüsü için. Onu ilgilisine sormanızda fayda var. Yani bunu çok güzel yayınlayan, derleyen piyasa profesyonelleri de mevcut. Önce bir onu söyleyeyim. Ya güzel bir grafik devam ediyor burada. Aslında tamam, satılıyor. Biraz sıkıntılı. Yani şey anlamında söylüyorum. Kısa vadeci anlamında. Bu bakıyorsunuz 99.10 tepesini yokladı. Oradan bir düştü. Bir hafif toparladı ve açı düşük bir, özür dilerim şunu bir düzelteyim. Düşük bir açıyla aslına bakarsanız şöyle sıkışmaya devam ediyor. Bu sıkışma 99 geride kalmadıkça karın ağrısı şeklinde olur kısa vadeciye. Ama hani şuradaki majör trende baktığınızda hiçbir sıkıntı yok. Değdiği yer majör trend. Oradan tekrar yukarı değiyor. Tekrar piyasa bir tarafından Tofaş'ı satmaya kıyamıyor. Demek doğru olur böyle bir durumda. Tabii ben kısa vadeci için konuşacağım. Daha çok yani orta uzun vadeci. Onu söyleyeyim yani. Orta uzun vadeci için kırmızı trend rehber olabilir burada. Yani bu kırmızı trend kırıldığı zaman beklentiler değişebilir. Bir miktar daha aşağı yönlü fiyat hareketleri mesela hani olmasın öyle bir şey de diyelim yani yarından sonra öyle bir hareketin içine girdi. Kırmızı kırıldı. Aşağıda 70'i beklerim. 70 kırılıyorsa da 65'i beklerim. Son alınan dipler, en yakın dipler orası, dönerim. Çok basit yani, çıkarım en yakın dibe bakarım. O yüzden kırmızıyı ciddiye alabilirsiniz burada. Kırılmadıkça dediğim gibi sorunlu bir hareket yok. Sorunlu bir hareket neresinde var? Tepelerinde var sorunlu hareket Tofaş'ın. Zirveler düşüyor. Yani sıkışıyordan kastım o işte. 99'u bir gitti yokladı gün içinde. Ki orada takip ediyorduk. Oradan satıldı. 90 denemesi oldu arkasından. Bakın güzel de bir kar yakalayan 64. Arkasından 90 denemesi. Oradan sattı. Piyasa 70'ten aldı. Şu anda da 84-85 seviyesinde yine takılmış durumda birkaç gündür. Bir fren alanı burada gene oluştu yani. Piyasa burada biraz satımkar bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Ama şunu söyleyeyim, kısa vadeci için yani 80'de yakalayan, özür dilerim 70'te yakalayan, hatta 80 de dahil tabii yani 80'de 70'te yakalayan için hala potansiyel yukarı hareket sürdürebileceği bir konumda. Ne zamana kadar? 80 lira burada 20 orta, 81 lira 20 ortalama. Yani 20 ortalamaya bakılabilir. En kısa vadeci. 81 liranın altında sarkan bir fiyatlama olursa, çünkü kırmızıya bir dönüş ki o şu an 75 lira civarında. Yani şundan bahsediyorum. Çizeyim de. Yani akım geldi. Bütün ortalamaların üstünde bakın. Kırmızının, mavi olan, kırmızı olan 8 ortalama, mavi olan 20 ortalama. Bunların üstünde şu an. 50 ortalamanın da üstünde. Ama sıkışmış vaziyette. Diyelim ki negatif bir haberleme. 80'in kırılımından sonra tabii şu kırmızıya bir temasla arkasından beklenebilir. Dolayısıyla en kısa vadeci için 81 lira da alabilirsiniz. 80 lira bana hangisi derseniz, ben 80 lirayı biraz daha belki planlayabilirim kafamda. Çünkü yani davranışsal da bir alan 80 lira. Aşağıda destek kısa vadeci için 80 lira. Yukarıda direncimiz de şurada 85. O zaten gözüküyor. Yani 85'e her temas satışla sonuçlandı. Bugün de artı 1.44 ama neticede şimdi Kuzey Yıldızı'nı da andırdı bana. Hani olur mu bilmiyorum da Kuzey Yıldızı yarın bir kırmızı olursa da bir Kuzey Yıldızı anlamına geliyor. Şöyle üçlü bir mumda aslında Kuzey Yıldızı için çok ideal bir konumda değil, onu da söyleyeyim. Yani biz Kuzey Yıldızı'nı mesela şöyle tepede ararım ben. Tepe harekette çok yatayda aramam. Ama ona doğru da bir şey olmuş. Yani bir kırmızı oluşursa yarın bir Kuzey Yıldızı durumu olabilir. Hacimler yüksek. Belli ki buralarda çok takas ediyorlar. Satanlar da var bu fiyatlamada. Ben bu hacimden onu anlarım açıkçası. Satanlar var ama piyasa bir şekilde bu satışların karşılaması da bana göre olumlu. Bir vazgeçmeme halini gösteriyor. Piyasanın vazgeçmediğini gösteriyor. Çünkü bu kadar hacimli işlemler, bakın ne bir yükseliş var, değil mi? Ne bir düşüş var. Denge bir hareket var. Güreşiyor piyasa yani, birileri satarken birileri bunu karşılıyor. Bir taraftan bu tabi olumlu da halledebilirsiniz böyle bir hacim tablosunu gördüğünüz zaman. Olumlu şöyle halledebilirsiniz.
bir yerden karşılanıyor demek. Piyasada demek ki birilerinin bunu küçük yatırımcı karşılayamaz. Önce onu da bir söyleyeyim size. Yani bu işte 6.176 6 milyon lot burada el değiştiriyor. Hesapladığınız zaman 50 milyon lira para yapar aşağı yukarı. Küsuratı da var. 6.7 milyonmuş bugünkü hacim. 50 milyon para o küçük yatırımcıyla olacak iş değil. Birileri demek ki karşılıyorsa bence bu da olumluya yorulabilir diye düşünüyorum. Hacim anlamında. Bir şey yok yani. Genelde çünkü şöyle olur. Yani şuradaki gibi olur. Bir başlarlar satmaya. Büyük lotlar gelir böyle kamyon kamyon konur. Hani nerede? Bak yok kapıyı çalıyor. Kimse yok. Eksi 9, eksi 10, eksi 10, eksi 9 gidiyor. Piyasanın umurunda değil. Yani burada öyle bir durum yok. Ya oluşmaya başlarsa ayrı bir konu. Baktınız yani yüksek yine montanlı satışlar. Hiç elini ayağını çektiyse burada bu satışı karşılayan piyasa. Dikkat edeceksin o zaman. Dikkat etmekte fayda var. Söylenebilecekler bunlar. Yani 85'in üstünde kapanışlarda bir 90 teması mümkün gözüküyor. Üstünde kapanış gelirse bakalım yeni bir hikaye. Belki orada bir tekrar bir zorlamaya başlayabilir. RSI 57. Yani gösterge arasında sorun yok. Onlar pozitif hala. Onlar açısından da herhangi bir sorun bulunmuyor. Dediğim gibi üstel 8 dikleşen bir hareket görürsek burada üstel 8 ve 20. İş süren stop yani tercihe göre kullanılabilir. Herkese iyi akşamlar.